Herkese merhaba arkadaşlar. Üniversite ve bölüm değerlendirme serimizin bir diğer bölümde karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Yıldırım Beyazıt Tıp'tan. Hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle bize biraz kendini tanıtabilir misin? Seni tanımayan arkadaşlar var. Tabii ki. Merhaba arkadaşlar. Ben Özcan Öncel. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da fakültemin öğrenci temsilcisiyim. Sizlere tercih döneminde yardımcı olmak adına bu videoya katılmak istedim. Umarım yardımcı olabilirim. Eğlenceli bir toplantı olur umarım diye düşünüyorum. Süper inşallah. Şimdi sana önce bölümünle ilgili bazı sorular soracağım. Sonra okula geçeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. İlk sorum klasik. Neden bu bölümü tercih ettin? Yani neden tıp? Şimdi açık, o dürüst olacağım ama çok da açık olamayacağım bir soru aslında bu. Çünkü küçüklüğümden beri mühendis olmak isteyen biriydim ve sonra tercih döneminden sonra tıp fakültesi tercihi yaptım. Yani böyle insanlar vardır. Ben de onlardan birisiyim. Bunda etkili olan nedenler de yaptığım sıralamaydı. Çünkü ben ODTÜ elektrik, elektronik ya da bilgisayar mühendisliği kendimi küçüklüğümden beri bir kısıtlamıştım. Aldığım derecede ODTÜ'de diğer bölümleri tutarken o iki bölümü tutmuyordu. Yani bu yüzden başka bir fakülteye de gitmek istemedim. Farklı bir mühendislik alanı da seçmek istemedim. Arkadaşlarım vesaire gitmesinden dolayı da tıp yazmak istedim. Yıldırım Beyazıt'ı yazmak istedim açıkçası. Daha önce duymadığım bir okuldu çünkü şu an bile 10 yıllık bir fakülte. Tabii bunda şuna da dikkat ettim. Eğer tıp yazacaksanız ben doktorluğu yapabilir miyim diye gerçekten düşünmeniz gerekiyor. Ben insanlara yardım etmeyi sevdiğim için bu mesleği yapabileceğimi düşündüm. Tabii tıp fakültesi öğrencinin gerçekten çok çalışmasını gerektiren, efor harcamasını gerektiren bir bölüm. Bu yönüyle de ders çalışmayı birazcık severseniz sanki daha iyi olabilir ama benim gibi çok da teorik eğitim çalışmayı sevmeyen kişileri de bir şekilde halledebiliyor. Çünkü belli bir puanın üzerine çıktığınız zaman siz artık zorluklara göğüs gerebilir, belli bir iradeyi gösterebilir duruma gelmiş oluyorsunuz. Tıp fakültesi sizi törpüleyerek 6 yıl boyunca zaten bu noktada top noktaya, en üst noktaya çıkarıyor diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Peki beklentilerini karşıladı mı? Yani şu an mesela yine tercih dönemine gitsen aynı bölümü yazar mıydın? Ben beklentilerimi karşıladı mı derseniz fazlasıyla karşıladı diyebilirim. Yani gerek bölüm olarak gerekse de fakülte olarak gerçekten çok memnunum. O zamanki şartlarla tekrar o güne gitsem muhtemelen yine aynı tercihi yapardım. Şu anki şartlarla gittiğimi düşünürsek de bir tercih yapmak durumunda kalmak şu an için benim için gerçekten zor. Çünkü yani kendimi hem bu bölüme hem de bu üniversiteye ait hissediyorum artık. Yani bu durumdayken farklı bir tercih yapmak zaten zor. Yani insanın biraz da zaten ait hissetmesi gerekiyor kendini bölüme de gerek üniversitesine de. Yani bu anlamda düşünürsek gerçekten memnunum. Yani tekrar tercih yapsak yine aynı tercihleri yapardım diye düşünüyorum. Süper. Şimdi biraz iş olanaklarından soru soracağım ama yani tıp sonuçta tıptır ve hani iş Evet. olana hepimizin malumu. Ama yine de sorayım yani Türkiye şartlarında sence doktorluğun durumu nasıl? Yani Türkiye şartlarındaki en garanti meslek. Yani siz fakülteyi bitirdiğiniz zaman siz istemeseniz dahi zorunlu olarak sizi direkt göreve atıyorlar. Bu noktada iş olanağı gerçekten çok yüksek. Türkiye şartlarındaki en iyi mesleklerden biri diyebiliriz. Tabii yurt dışı gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız zaman çalışma koşulları tartışılabilir. Tabii bu sadece doktorluk için geçerli değil, doktorluğu için. Diğer meslekler için de böyle bir durum var yani ülkemizde ama inşallah daha iyi olacaktır. Çalışma saatleri, alınan ücretler belki değiştirebilir ama Türkiye şartlarında baktığımız zaman gerek ücret noktasında gerekse de sosyal statü noktasında gerçekten bir tatmin sunuyor diyebilirim. Peki sence bu bölümü okuyacak bir kişinin hani özellikleri nasıl olması gerekiyor? Hani sen az önce demiştin ya hani doktorluğu yapabilir miyim vesaire şeklinde düşünün diye. Sence Evet. hani nasıl özelliklere sahip olması gerekiyor doktor olabilecek bir kişinin? Bence ilk olarak yani bir tıp fakültesi okuyacaksanız iki ayrı bölüme ayırmak istiyorum. Bir tıp fakültesi okurken iki tıp fakültesi bittikten sonra. Eğer tıp fakültesi okuyacaksanız bence birazcık çalışmaya, kendinizi sıkıya getirmeye alışkın biri ya da yapabilir, irade gösterebilir biri olmanız gerekiyor. Yoksa fakülte gerçekten size okurken bir çile haline dönüşebilir. Çünkü gerçekten konuların yetişmediği ama ertesi gün sabah sınavınız var. Bir yandan da uykunuz gelmiş. Sınava kalmış 2 saat uyumak istiyorsunuz ama ders çalışmak zorunda olduğunuz geceler geçiyor. Gerçekten çok zor.
tıp doktorluğu, yani mezun olduğunuzda elinizde olan mesleği düşünürsek de insanlara yardım etmeyi sevmeniz gerekiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Gerçekten çok önemli. Eğer insanlara yardım etmeyi sevmiyorsanız, insanlarla iyi ilişkiler kurmayı, onlara dokunmayı sevmiyorsanız bence bu mesleği seçmeyin. Yani doktor olabilirsiniz ama ne kadar iyi doktor olursunuz, yani insanlara ne kadar yardımcı olabilirsiniz, bu noktalar biraz tartışılabilir. Yani sizin karşınıza hasta geldiği zaman onunla sohbet edebilmeyi, ona yakın olabilmeyi gerçekten başarabiliyor olmanız gerekiyor. Yani onu terslemeyeceksiniz. Doğru şekilde hasta hikayesini alabilmeniz gerekiyor. Bunun için birazcık sabır ve insan ilişkilerini sevmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçekten bence çok önemli. Tabii tıpta birçok farklı branş var. Laboratuvarlarda çalışan insanlarla bir araya gelmeyen doktorlar da var ya da farklı branşlarda. Bunlar da var tabii. Onlar da bir tercih olabilir ama yani ilk özellik olarak insanları sevmeyi, insanlara yardım etmeyi severseniz bence başarılı olabileceğinizi düşünüyorum bu bölümde. Süper. Peki, şimdi tıp yazan bir insanı sence nasıl bir sosyal hayat bekliyor? Sonuçta hani sen bunu az çok tecrübe etmiş birisin. Ya bence çok güzel bir hayat bekliyor diyebilirim. Gerek üniversitede gerek üniversite sonrasında. Tabii cerrah olacaksanız bu iş değişir diye de araya eklemek isterim. Üniversitede bir kere gerçekten tıp fakültesi öğrencileri, özellikle de büyük şehirlerde okuyorsanız ve okuduğunuz şehirde birden fazla tıp fakültesi varsa çok fazla yerel ve ulusal etkinlik yapıyor. Yani neredeyse 2 haftada bir konferans oluyor sizin katılabileceğiniz ya da büyük günlük etkinlikler oluyor, kongreler oluyor. Gerçekten her yıl bunlar yapılıyor ve bunlarda da mutlaka yani bilimsel bilginin yanında mutlaka da sosyal bir alan ayırıyor tıp fakültesi öğrencileri. Gerek öğrenciyi etkinliklere çekmek, gerekse de yoğun çalışma temposu arasında birazcık da eğlenmek adına gerçekten bizim neredeyse bütün etkinliklerimizde sosyal bir alan oluyor. Mesela bir kongre yapıyorsunuz. Kongreye çok ünlü gruplar konsere çağrılabiliyor. Gerçekten fakültesi öğrencileri bu noktada birazcık bir geleneğe sahip olmuş mu diyeyim bilmiyorum ama gerek tıp baloları vesaire güzel bir sosyal hayat bekliyor. Bunun dışında da tıp fakültesi okurken de yani doktor olduğunuzda da özellikle Türkiye'de dünyanın her yerinde böyle ama sizi güzel bir sosyal statü bekliyor. Yani birazcık da ön yargı oluyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hekime şiddet vesaire olayları da ekranlarda karşımıza çıkıyor ama yine de bu ülkenin insanı da, dünya insanı da gerçekten mesleğine değer veriyor ve bu mesleği icra eden kişilere de değer veriyor. Siz tıp okuyorum dediğinizde ya da bir tıp doktoruyum dediğiniz zaman size bakışları, düşünceleri, size karşı yaklaşımları gerçekten değişiyor. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum ama yani bu mesleği icra eden kişiler için güzel bir sosyal statü katıyor diyebilirim. O yüzden bence bu noktada tıp okuyan kişiler sosyal hayattan uzaktır anlayışını bir kenara bırakalım. Şunu da ekleyeyim. Bazı arkadaşlarımız gerçekten çok çalışıyor. 90-95 ortalamalar gece gündüz çalışan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın sosyal hayatı maalesef yok. Ama o da Böyle de birazcık olmayın bence. kişisel tercih zaten, değil mi? Her bölümde olabilir Evet, bu. evet, evet. Tabii çok çalışmanız sizin için çok mu iyi? Bence 6 yıllık bir süreç var. Yani tıp fakültesini de ayrıca irdeleyebiliriz. İlk 3 yılı teorik, ikinci 3 yılı biraz daha pratik ağırlıklı. İlk 3 yılda siz ne kadar çalışırsanız çalışın. Yani tıp fakültesinde özellikle de TUS sınavını baz alırsak halledebileceğiniz konu birikim. Sınavın sadece %20'si. Bu da sadece mantığını oturtabilirsiniz. Yani öğrendiğiniz şeyler bir şekilde aklınızdan uçuyor gidiyor. Siz bugün sınava giriyorsunuz. Yarın çıktığınızda o soruları tekrar çözmeye kalksanız gerçekten çözemeyecek duruma gelirsiniz. Yani öğren unut şeklinde ve bunu defalarca yaparak bir şekilde aklınızda kalıyor ama siz çok fazla zorlamanızın bir anlamı yok. Yani 90 ortalama yapacağınızda 80 ortalama yapıp birazcık daha sosyal hayatınıza, arkadaşlarınızla ilişkilerinize dikkat ederseniz daha sağlıklı bir yaşam sürersiniz diye düşünüyorum. Peki, bölümünün en sevdiğin ve en sevmediğin yanları neler? Bölümün en sevdiğim yanı galiba şöyle de bir söz var. Yani tıp fakültesinden her şey çıkardı. Arada sırada bir de doktor çıkar diye bir söz var. Gerçekten tıp fakültesine giren insanlar fakültenin zorluğundan mıdır nedir bilmiyorum ama gerçekten çok yönlü oluyorlar genelde ve farklı yönlere de sevk edebiliyor sizi. Yani birçok arkadaşımıza da bakıyoruz. Farklı hobiler ediniyorlar, farklı uğraşlar ediniyorlar. Sadece tıpla yetinmekle kalmıyor. Bu yüzden bu tür olanakları bizlere yönlendirdiği için ben tıpı gerçekten seviyorum.
Böyle soruyu tekrar alabilir miyim? Ya İkincisini aslında istemiyorum. zaten en sevdiğin yanını söyledin. Sevmediğin yanları Aha. neler peki? Sevmediğim yanında tabii ki zor olması diyebilirim. Ama şunu da ekleyeyim, ben gerçekten zorlanmayı seviyorum. Yani tabii zorlanırken birazcık bu ne böyle diyorsunuz ama yani hayat sizi zorladığı zaman yaşamayı anlıyorsunuz. Yani arkanıza dönüp baktığınız zaman ben bunları yaptım diyebiliyorsunuz. Çok dümdüz bir hayat yaşamışsınız, zorlanmamışsınız. Geriye baktığınız zaman arkanızda hiçbir şey görünmüyor. O yüzden en sevmediğim yönü zorluk diyeyim ama bence bu da güzel bir şey. Evet, güzel. Peki şimdi gelelim okulla ilgili sorulara. Neden Yıldırım Beyazıt tercih ettin? Yani başka tıplar da illa ki tutuyordur. Evet. Ben dediğim gibi tercih yaparken çok fazla araştırmadım. Benim fakülteyle şu an gerçekten çok içli dışlıyım. Yani neredeyse her şeyini biliyorum. Temsilci olmamdan da dolayı galiba biraz. Fakültede neredeyse yapmadığım hiçbir şey, bir öğrenci olarak yapmadığım hiçbir şey kalmadı diyebilirim. Ama tercih yaparken çok fazla araştırmadım. Ben şu anki bilgiler ışığında tercih yapacak arkadaşları birazcık daha aydınlatabilirim. Neden Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesi diye. Bir kere Ankara'da olması bence çok önemli bir avantaj. Eğer tercihi yapacaksanız üç şeye önem vermeniz gerekiyor. Fakültenin kendisine, bulunduğu şehre ve TUS başarısına. Yıldırım Beyazıt'ın bulunduğu şehir öncelikle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, zaten isminde de var. Ankara'da, yani büyük şehirde olması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir tıp fakültesi okumanız sizin için gerçekten iyi olanaklar sağlayacaktır. Bu gerek şehrin imkanları, gerekse orada çok fazla tıp fakültesi olması ve sizi bir şekilde rekabete, yani tatlı bir rekabete sevk etmesi. Aynı zamanda da TUS için, bu TUS dershaneciliği sektörü var. Büyük şehirlerde yoğunlaşmış durumda ve dereceler de gerçekten büyük şehirlerden düşüyor. Bu yüzden büyük şehir tercih etmek, eğer akademik düşünüyorsanız iyidir. Ankara'da öğrenciler için bence yaşanılabilecek bir şehirdir. Genelde buraya gelen öğrenciler Ankara'yı severler. Ankara'nın çok fazla gezilecek yeri olmamasına rağmen nedense gri şehrimizi herkes çok seviyor. Güzel olanakları olduğunu düşünüyorum. TUS başarısında ikinci noktayı almak istiyorum. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi şu an 10 yaşında. Bu sene de 3. mezunlarını veriyor ve onlar da şimdi TUS'a girecekler. Gerçekten ilginç şekilde çok yüksek bir TUS başarısı var. Yani YÖK mezun atlasına girdiğiniz zaman Türkiye'de devlet vakıf üniversiteler arasında şu an 9. sırada. Hatta TUS başarısına bakarken 100'ün altında aday sınava girilmişse de o fakültelere es geçerler. Yani TOBB'un 3, Altınbaş Üniversitesi'nde 7 öğrencisi girmiş bu sıralamada. Onları aradan çıkardığımız zaman Türkiye'de şu an 7. sırada, Ankara'da ise Hacettepe ve Ankara Tıp'ın arkasından 3. sırada TUS başarısı olduğunu söyleyebilirim. Hatta son TUS sınavı Şubat 2020'de yapıldı. Fakültemiz 3. mezuniyet yılında bir TUS derecesi çıkardı. Henüz mezun olmamış bir intern hekim İrem Özdemir, Doktor İrem Özdemir Türkiye 9.'sü oldu. Bu da gerçekten umut vardı. Çünkü henüz mezun olmamış bir kişi, daha önünde çalışacağı vakitler varken bir Türkiye derecesi çıkıyor. Sıradaki TUS sınavında da farklı dereceler gelebilir diye Mezun düşünüyorum. olmadan da TUS sınavına girebiliyor mu doktorlar? Evet. 6. sınıftayken TUS sınavına girilebiliyor. Yani bu daha çok tercih yapmak için değil tabii ki ama kendini denemek amacıyla Peki girebiliyorlar. o dereceyi tercih yaparken kullanabiliyorlar mı? Yok. Bildiğim kadarıyla kullanamıyorlar. Mezun olduktan sonra yeniden sınava girmeleri gerekiyor. Yılda iki kere yapılıyor zaten TUS sınavı. Şu an salgın nedeniyle birazcık da ertelendi. Böyle bir durum var. Gerçekten TUS noktasında fakültemiz gerçekten şaşırtıcı şekilde bir başarı Başarılı. gösteriyor. Çünkü yeni bir fakülte, kimse beklemiyor bu kadar başarı. Öğrencileri de beklemiyordu ama gerçekten istikrarlı bir şekilde 2 senede 9. sıradayız. Fakülteye gelelim. Fakültemizin akademik kadrosunu ileride bahsederiz herhalde toplantımızda ama gerçekten laboratuvarlar noktasında, hocaların anlayışı noktasında gerçekten iyi olanaklar sunduğunu düşünüyorum. Özellikle eğitim noktasında fakültemiz gerçekten iyi olanaklar sunuyor. Ne tür olanaklar diyebilirim? Bir kere 1. ve 2. 3. sınıfta size sorular gerek ders anlatırken gerek de karşınıza çıkan bir ölçme değerlendirme oluyor. Sorular sorulurken TUS sınavı hedef alınıyor. Yani fakültenin TUS'ta başarı yapmak gibi bir hedefi var. Bazı fakülteler pratisyen hekim yetiştiriyoruz biz derler. Bizim fakültemiz öyle değil. Biz TUS'ta başarı elde etmek istiyoruz diyorlar ve programı da buna yönelik olarak hazırlıyorlar.
İlk 3. sınıfı geçtiğiniz zaman 1, 2, 3'ü. 4 ve 5'te gerçekten çok kıymetli, çok üst düzey klinik hocalarımız var. Atatürk Hastanesi'nden gelmiştir zaten çoğunluğu. 4 ve 5. sınıfta sizi çok iyi donatan, aynı zamanda da Ankara Şehir Hastanesi'nde eğitim aldığınız için Türkiye'nin her yerinden vaka gelen bir hastanede eğitim alıyorsunuz. Bu da sizi hem vaka açısından hem de eğitim programı açısından hem kursa hazırlar ki aynı zamanda da pratiğinizi geliştiriyor. 5. sınıfta sadece küçük stajlar var. 5 ve 6. sınıf öğrencilerin TUS'a çalıştığı yıllardır. 5. sınıfta bizim fakültemizde dersleri bir şekilde geçiyorsunuz. Ya, o yüzden TUS'a ağırlık verebiliyorsunuz. 6. sınıf internlük eğitimi de bazı okullarda çok zordur. İntern hekimlerin sırtından geçinilir falan diye sözler var. Bizim fakültemiz öyle değil. Yani çok kolay değil ama zor da değil. Orta düzeyde yine TUS'a çalışmaya imkan bulabiliyorsunuz. Bu yüzden de belki TUS başarısı yüksek. Tabii hocaların Ankara'daki dershanelerin etkisini de burada bir kenara itmemek lazım. Bu anlamda sizi TUS'a hem de klinik hayatınıza hazırlıyor diyebilirim fakültemiz. Evet, şimdi zaten sen biraz bahsettin ama öğretim kadrosu olayı var. Şimdi tercih yaparken TUS başarısı vesaire saydık ama sen hiç öğretim kadrosu olayına da baktın mı? Yani profesörlerin. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam 133 tane profesör, 68 tane doçent, yani toplamda 311 tane akademik personelimiz vardı. Yani böyle şu anda yeterli bir sayı. İki dönem ayırsak tıpta bir temel bilimler, bir de klinik bilimler var. Hocaları da farklı oluyor. Klinik bilimler sizin hastaneye gittiğinizde karşınıza çıkan işte doktorlardan oluşuyor genelde ama temel bilimler bu işin birazcık daha bilimsel yönüyle ilgilenen, ders veren ve araştırma yapan kimseler oluyor. Mesela fizyoloji, anatomi gibi. Yani hastayla doğrudan temas kurmuyor bu hocalarımız. İlk 3 yılda sizin karşınıza çıkan hocalar genelde temel bilim hocaları oluyor. Çok az sayıda klinik hocasıyla 3. sınıfta tanışmaya başlıyorsunuz. Bizim fakülte temel bilim hocalarımız çok iyileri de var. Tabii her fakültede olduğu gibi hoşlanmadığınız hocalarımız da var. Genel bir tabirle orta seviyede diyebiliriz. Tabii Türkçe ve İngilizce bölüm de var bizim fakültemizde. İngilizce bölümde derslerimiz tamamen %100 İngilizce işleniyor ve hocalarımızın İngilizcesi iyi, bunu belirteyim. Klinik bilim hocalarımıza geldiğim zaman ben az sayıda hocayla tanıştım. Çünkü şu an 3. sınıfı yeni bitirdim ama 3 yıldır fakülte temsilciliği yapıyorum. O yüzden hocalardır, okulun her türlü bilgisidir. Birazcık vakıfım. Yani öğrencilerle sürekli konuşuyorum üst dönemlerimde de. Yani söyledikleri şey klinik bilim hocalarımız gerçekten çok iyi. Dönem 1-2-3'te bir eksiğiniz olduğunda 4. sınıfa geçince mutlaka bunu tamamlamaya başlıyorsunuz. Hocalar sizin öğrenmeniz gerçekten ilgileniyorlar ve bir yüzde verirsek de %90, %95'inin gerçekten çok iyi olduğu söyleniyor. Başarısı da birazcık buradan geliyor diye düşünüyorum ben. Yani akademik kadromuz sağlam Peki diyebilirim. hani İngilizcesi de var dedin ya, bir de aklıma şöyle bir soru geldi. Tıpı İngilizce ve Türkçe okumak arasında ne gibi farklar var? Yani ben şey duymuştum mesela, TUS'a girmek için de sanırım belli bir İngilizceye sahip olman gerekiyormuş. Evet, çoğu hoca tıbbın kendi ana dilinde yani Türkçe olarak okunması gerektiğini savunuyor. Ama Türkçe okuyan kişilerin de eğer başarılı bir akademik kariyer ya da yayınları takip edebilir bir doktor olmayı hedefliyorlarsa yine İngilizce bilmeleri gerekiyor. TUS sınavına girerken de yine YÖK dil sınavından yine belli bir başarı 60'tı yanlış hatırlamıyorsam almanız isteniyor. Yani bu başarıyı elde etmeden atanamıyorsunuz. Ama Yine TUS bir İngilizce sınavı seviyesi. İngilizce değil, değil mi? Normal TUS Türkçe. sınavı İngilizce değil ama TUS sınavına girmeden önce sizin bu belgeyi almanız gerekiyor. Yani dil başarısını göstermeniz gerekiyor. İngilizce tıpı da bahsedersek okuması gerçekten birazcık zor oluyor. Yani siz yazı olarak notları anlasanız bile karşınızdaki hocayı dinlerken anlamak zor. İngilizceniz iyi olsa bile terimlere bir aşina olmanız gerekiyor. Yani bu yüzden de eğer İngilizce tıp okursanız ve İngilizceniz iyi değilse hazırlık yılını iyi geçirin deyin. Ama hazırlıklarda da yani tıp fakültesi hazırlıklarında genelde genel İngilizce anlatır. Sizin ihtiyacınız olansa tıbbi İngilizce. Bunu da hiçbir hazırlık gelin Yaşayarak. bilgin. Evet yani okula geldiğinizde slaytlara açıp bakacaksınız bilmediğiniz kelimeleri harf harfine birkaç ay boyunca hepsini yazacaksınız. Tekrar ede ede bir şekilde oturuyor. Ama tabii ki Türkçe okumak daha kolay. İngilizce okumak gerçekten daha zor olur. Çünkü anlamanız zor. Bir kere İngilizceyi anlayacaksınız. Sonra anlayacaksınız. Aklınızda tutacaksınız. Ezber yapacaksınız. Bunları unutmanız daha da kolaylaşıyor. Türkçe okumak kolay diyebilirim ama İngilizce de okuyabilirsiniz. Ben
Türkçe'de, İngilizce'de seçebilirken fakültemde İngilizce seçmeyi tercih ettim. Memnun muyum? Evet, memnunum. Çünkü İngilizce noktasında bir eksiğim vardı. Bunun üzerine gitmek istedim. Ben eksiklerin üzerine gitmeyi seven bir insanım. O yüzden İngilizce tıp yazdım. Siz de yazabilirsiniz ama dediğim gibi birazcık daha zorluyor. Süper. Peki şimdi birazcık kampüs hayatından ve insan ilişkilerinden bir soru soracağım. Sizin Tabii. okul şu şehir hastanesinin oradaki Yıldırım Beyazıt değil değil mi? O mu? Şehir hastanesinin tam yanında. Ya orada mesela çok sanki kampüs hayatı yaşanmaz gibi. Ben onun önünden geçiyorum Evet. Bilkent'e giderken. Onu sorayım. Evet. Mesela oraya gelen bir insanı nasıl bir hayat bekliyor? Eğer kampüs hayat beklentiniz varsa Yıldırım Beyazıt sizi bu noktada beklentilerinizi karşılamayacak. Yani birçok tıp fakültesinde bu geçerli ama yani bizim fakültemiz içinde bu kampüs hayatı olmadı. Bir gerçek. Yani fakülte binamız var. Ankara Şehir Hastanesi hemen yanındayız ama çok yüksek kampüs hayatı, kampüs yaşamı standartları istiyorsanız, çimlerde oturayım diyorsanız, böyle fakülte bahçesinde arkadaşlarımla bir şeyler yapayım, böyle top oynayayım falan diyorsanız bu tür şeyler yok. Orada çim Arkadaşlar bir yoktu sanki değil mi? Çim hiç evet, çim görmedim. yok. Çok kısıtlı alanda, Evet. metrekarelerle sayılacak alanda bir çim var. Fakülte bahçemiz görünmüyor orada. Atatürk Hastanesi var şimdi, şehir hastanesine taşındı. Aha. Otoparkı bizim fakültemize ait arazi olarak. Yani orada bizim yeterli arazimiz var. Gerekli kampüs yaşamını sağlayacak ve yeterli ek bina yapacak kadar ama şu an yapılmıyor. Şöyle bir durum var. Şöyle özetleyeyim size bu durumu. Fakülte binamız yapılırken bizim 4 ayrı bina planı yapılmış oraya. Belki size de resmini gönderirim. Buraya sağ ya da sola eklersiniz. Tamam. Sadece bir ilk binası yapılmış şu an. O Tamam. binayı kullanıyoruz. Diğer 3 binanın yapımı için bir tabela da asıldı. İnşaat tabelası başlayacak şeklinde ama şu an bir yıl sonra da bitmesi gerekiyordu. Bir yıl önce de başlaması. Ruhsat alınamamış diye bir duyum aldım. Yani henüz izin çıkmadı ve ek bina inşaatlarımız yapılmıyor. O yüzden fiziki şartlarımız şu an öğrenci kapasitesine yeterli olmuyor. Yani bu anlamda eğer Orada bir sadece tıp kampüs mı yaşamı bek... vardı? Pardon Evet, sözünü sadece kestim. tıp var orada. İngilizce ve Türkçe tıp var. Eğer kampüs yaşamı beklentiniz varsa bu noktada çok büyük bir beklentiyle gelmezseniz okul sizi mutlu edecektir değil. Peki insan ilişkileri nasıl? Yani insanların İnsan birbiri... ilişkileri. Bence insan ilişkileri bizim fakültemizde gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Yani tıp fakültelerinde şöyle şeyler oluyor. İnsanlar birbirini geçmek için büyük rekabetlere giriyor. Hırs Evet. olayı işin içine giriyor. Bizim fakültemizde bunun olmadığını düşünüyorum. Yani eğer insan başarılıysa kendisi için çalışıyor genel olarak. Öğrenci profili bu şekilde. Diğerlerini geçeyim diye değil. Bu yüzden de öğrenciler arasında yardımlaşma gerçekten iyi. Gerek not paylaşımları olsun, yardımlaşma, soruları cevaplama noktasında gerçekten yardımlaşıyoruz. Bir de şöyle bir nokta var. Yani 3 neredeyse 4 yılda da bu işin içerisindeyim. Fakülte öğrenci temsilci olarak biz alt dönem ve üst dönem arasındaki ilişkileri geliştirmek adına onlarla bir araya getiriyoruz. Sanal ortamda oluyor bu genelde, gruplar vasıtasıyla. Onların sorularını vesaire yanıtlıyoruz. Aynı zamanda bir dönemin bütün not arşivini, her ne varsa, yani çok da açık konuşmayayım. Fakültesinde farklı durumlar var burada. Belki bilmiyorsunuz. Bunların hepsini biz alt dönemlere aktarıyoruz. Onlardan da diğer alt dönemleri. Yani biz tüm tıp fakültesinin neredeyse dönem arşivleri elimizde var diyebilirim. Yani bu da güzel olanaklar sağlıyor. Bir camı kapatayım. Tabii. Peki ben de şeyi sorayım bu arada. Şimdi mesela sen demiştin ya işte tıp fakültesinde okurken değişik sosyal alanlara da ilgi duyabiliyoruz vesaire şeklinde. Tamam bu okey. Bu biraz insanların kendileri karakterleriyle alakalı bir şey ama mesela şunu duyunca birazcık bunu sorma ihtiyacı hissettim. Hani fakültede yani o binada sadece tıp fakültesi var ya değişik bölümler yok. Mesela genelde nasıl olur? Bir üniversiteye gittiğin zaman değişik bölümden okuyan insanlarla da arkadaşlık kurabilirsin. Hani bu sence bir eksi mi yoksa daha da mı yakınlaştırıyor sizi birbirinize? Bence tıp fakültelerine genellersek Türkiye'dekileri, benim bildiğim kadarıyla zaten %80, %90'ın tıp fakültesi binası diğer bölümlerden ayrı oluyor. En fazla diğer sağlık bölümleriyle, sağlık meslek yüksekokuludur ya da sağlık fakülteleridir. Onlarla bir araya geliyor. Birazcık daha soyut oluyor. Yani diğer insanlar kadar uyuşmuyor diyelim fakülte. Çünkü eğitim sistemi uymayınca bizim sınav dönemlerimiz uyuşmuyor. Siz orada sosyal şeylerle ilgilenirken bizim ders çalışmamız gerekiyor diyor. Bizim dinlendiğimiz zaman da sizin sınavlara girmeniz gerekiyor. Bence ayrı olması daha Daha iyi iyi. diyebilirim bu noktada. Tamam.
Peki şimdi en önemli noktalardan bir tanesi de aslında tercih yapacaklar için okulun yurt ve ulaşım imkanları. Yani bir okula yani yurt için gidersin, bakarsın önce hani nerede yaşayacağını görmek istersin. Hani bu imkanı elde edemeyenler için sen yurtta kalmış mıydın? Önce onu bir sorayım. Ben kendi ailemle kalıyorum Ankara'da. Yani ama Burada illaki bir durum yurtta olmuyor. kalan arkadaşlarım vardır. Yani Evet. tecrübelerini bize aktarabilir misin? Yani okulun Tabii. ulaşım ve yurt imkanları nasıl sence? Bence ulaşımdan başlayalım. Yıldırım Beyaz Üniversitesi diye internette yazdığınız zaman şöyle bir durum karşınıza çıkabiliyor, forum sitelerinde vesaire. Ulaşım kötü diye. Üniversitenin ana kampüsü Esenboğa'da. Etlik'te de kampüsü var. Esenboğa'ya ulaşımda sıkıntı var. Ya bu tıp fakültesinde geçerli mi diyorlar. Tıp fakültesinde geçerli değil. Şimdi kanalın adına da atıfta bulunan Bilkent Mühendis kanalındayız. Bilkent metrosunun yürüme mesafesindeyiz zaten. Bilkent'te Evet bulunan evet. fakültenin. Direkt bir O yüzden metrodan bir inince zaten direkt çok yakın herhalde, değil mi? evet, metrodan ince yürüme mesafesinde yaklaşık da 10 dakika sürüyor. Buna da değineyim. Hı. Ulaşım problemimiz yok. Gerek fakülteye Peki gitmek yurt orada dışında. ring var mı? Metrodan Ring okula? şöyle. Tarım Bakanlığı metrodan ring var. Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde dolanıyor. Orada çocuk hastanesi durağında indiğiniz zaman fakülte 100 metre yürüme mesafesinde kalıyor. 100 metre Tercih yakınında yapacakları otobüsün için diye. adres de vermiş olduk nasıl gidecekleri Tabii hakkında. ki. Genel olarak bizim tercihimiz Bilkent metroda inip yürüyoruz. Yani arkadaşlarla da sohbet ederek vesaire. Bilkent Aha. metroyu tercih ediyoruz genelde. Peki yurt? Yani yurt imkanı, üniversitemizin şu an yurt imkanı yok. Esenboğa'daki ana merkeze yurt yapılıyor ama fakültesinin bir yurt yapımı şu an yok. Bilkent civarında da çok fazla yurt yok zaten. Bilkent Evet. birazcık daha Bir de oradaki evler de pahalı. evet, iş yerleri, pahalı yerler. O yüzden öğrencilerin gerek yurt olsun gerekse öğrenci evi olsun kaldığı yerler metro istasyonuna yakın yerler. Ankara'da metro istasyonuna yakın herhangi bir yerden yurt ya da ev tutabilirsiniz. Bahçeli'den de direkt otobüs var. Direkt otobüs olan yerlerde de ulaşım kolay. Mesela Bahçeli'den bizim fakülteye gelmek dolmuşa 10 dakika sürüyor. Diğer yerlerde de Ankara olur, metro olur. Yakınlarında oturduğunuz zaman problem yaşamıyorsunuz. Bu Ama noktada şöyle çok büyük bir problem olduğunu duymadım ben şimdiye kadar. yapmasınlar, değil mi? Mesela işte ben her türlü ulaşım bir şekilde hallederim, ona göre bir yerden tutayım gitsin demesinler. Çünkü üniversiteye gidince öyle bir şey olmuyor. Sırf okula gitmeye üşendiğin için bazı derslerden kalabiliyorsun yani. O yüzden Evet. buna dikkat etsinler. Sizin Evet. fakülte Şuna da içinde değineyim burada. Fakültesindeki farklı noktalardan birisi. Fakültesindeki devamsızlık durumu. Tıp fakültesinde şöyle bir durum var. Genel işinde geçerli neredeyse. Bu sadece bizim üniversitemiz için değil. Tıp fakültesindeki teorik dersler. Dönem 1-2-3 için bahsediyorum. %70 devam zorunluluğu vardır ama buna neredeyse hiç dikkat edilmez. Sınıfın da en az yarısı derslere gelmez. %20'si, %120 demeyeyim mi? %30 civarında insan teorik derslere gelir. Ama pratik derslerde %80 devam zorunluluğu vardır ama öğrenciler bunun neredeyse %100'üne gelir. Çünkü siz pratik derslere gitmezseniz sizi sınava almıyorlar. Dönem 4-5'te ise hem teorik hem de pratik derslerin tamamına katılmanız gerekiyor. O yüzden eviniz ya da kaldığınız yer neresi olursa, okula uzaksa bu devam zorunluluğu olan yıllarda ya da devam zorunluluğu gerçekten çok ciddi olan derslerde problem yaşarsınız. Ankara şartlarında nedir? 45 dakika Ankara şartlarında bence uygun bir ulaşım Evet, bence süresidir de. diye düşünüyorum. Bu civardaki evlere bakabilirsiniz. Bu noktada Yani internette. metroya yakınsa bence problem olmaz. Evet, Evet. böyle de diyelim. Peki okulun yani fiziki olarak okulun en sevdiğin ve en sevmediğin yanları? Okulun fiziki Aynen, olarak fiziki mı? imkanları olarak ya da hani Yıldırım Beyazıt olarak düşünelim direkt. Yıldırım based olarak düşünürsek fiziki olarak çok fazla üniversiteli bir bağım yok. Yani biz genelde eğer sosyal bir şey yapacaksak arkadaşımıza fakülte çıkışı herhangi bir yere ulaşım zaten kolay. Bir şekilde gidip orada Yok yapıyoruz. mesela hani Okulda hocalar iyidir. Yani he okul anladım. anladın mı? Yıldırım based'in en sevdiğim yanı bence bir şeyler yapmak isteyen insana olanak sunuyor. Ya da bana sundu diyelim. Ben mesela fakültesinde ne yapacağım? Tabii ders çalışmayı sevmiyorum. Doktorluğu yaparım diye gelmiştim ama bana kattığı şeyler, ben birinci sınıfa başlamadan henüz bir kulüpte direktör olarak başladım, yönetici olarak başladım. Sonra sınıf temsilcisi oldum. Sınıf temsilcisinden fakülte temsilcisine geçtim falan. Kongre yaptım, genel sekreterlik yaptım. Birçok farklı olayın içerisine girdim. Yani bana bu noktada bir şeyler yapmak için olanak sağladı. Çünkü yeni bir fakülte, yapılacak şeyler var yeni bir fakülte olduğu için de. Yani köklü bir fakülte gelene kadar yapılması gereken bazı şeyler var. Yani bunları yapmak için
sizlere imkanlar sunuyor. Yani yeni şeyler yapabilirsiniz, kulüp açabiliyorsunuz. Farklı alanlarda görev yapabiliyorsunuz. Bu benim için sevdiğim bir özellik. Yani herkes bunları tercih eder mi bilmiyorum ama ben bu yönünü gerçekten seviyorum. Sevmediğim yanı mı sormuştun? Evet, bir de sevmediğin yanı. Herhalde kampüs şeyi mi? Evet, kampüsün olmaması. Yani kampüs olduğu zaman zaten şu an TUS başarısı da çok yüksek. Ek binalar yapıldığı zaman çok daha ileri seviyelere gelecektir. Yani şu an Ankara dışındaki bazı okullarla kıyas ediliyor ama TUS başarısına alınan eğitime baktığımız zaman arada çok büyük fark var. Bu kampüs yaşamı düzeldiği zaman Yıldırım Beyazıt zaten çok daha yüksek başarısı alınan Evet, gelecek. sanki böyle iyi bir öğrenci oranın resimlerine baktığı zaman bir ön yargı oluşabiliyor. Çünkü beton Evet. yığını gibi duruyor orada. O yüzden oraya mesela o dediğin alanlara böyle birazcık çimlikler falan filan böyle bir ağaçlandırma çalışmaları falan yapılsa hani daha çok öğrenciye hitap edebilir diye düşünüyorum. Bir de şey dedim mesela kulüpler dedin ya. Kulüpler genelde hani böyle kampüs hayatı olan üniversitelerde daha aktiftir. Ama sanırım sizde ona rağmen bir aktiflik var. Evet, bizde şu an 12 tane, 11'i resmi, biz 12. de resmi yönetimde dahil olmak üzere her türlü yardım sağlayıp resmi olarak kabul ediyoruz. 12 tane üniversitede, fakültemize özel kulüp var. Bunlar sosyal alanda olanlar da var. Müzik ve tiyatro kulüpleri var mesela. Diğerleri de genelde tıp alanında ama yarışmalar, sosyal etkinlikler ya da sosyal sorumluluk projeleri düzenleyen çok fazla kulübümüz var. Gerçekten eğer öğrenci kulüplerinde yer almak istiyorsanız ki bence dönem 1-2-3'te mutlaka yer almanız gerekiyor. Size bir şeyler katacaktır. Kendinize ait, yani kendinize yakın hissettiğiniz bir kulüp bizim fakültemizde mutlaka bulacaksınızdır diye düşünüyorum. Çünkü çok çeşitli ve çok aktif çalışıyorlar. Ulusal ya da yerel çok sayıda etkinlik yapılıyor bizim fakültemizde. Bu noktada genç olmamıza rağmen belli bir başarı göstermiş, ulusal etkinlikler ortaya çıkarmış ve bunlar da örnek alınmış bir fakülteyiz diyebilirim. Peki mesela şimdi diyelim ki tercih yapacak insanlar var ve Yıldırım Beyazıt'ı düşünüyorlar. Sen onları Yıldırım Beyazıt konusunda hani bir şeyler söylemek ister misin? Yani uyarılarda falan bulunmak ister misin? Bahsettik ama şunu tekrar yineyim. Eğer tıp fakültesinde bir kampüs yaşamı hayat beklentiniz varsa bence Yıldırım Beyazıt yazmayın. Ama böyle bir beklentiniz çok üst noktalarda değilseniz size diğer noktalar Yıldırım Beyazıt gerçekten memnun edecek. Yani ben arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Genel öğrencilerin geneli fakülteden memnun. Ama kampüs yaşamı beklentisiyle gelen insanlar memnun kalmıyor. Bir süre sonra alışıyorlar ama. Biraz şeyden sordum bunu. Hani mesela üniversite ilk girdiğinde nelere dikkat etmeli? Ya da hani sen tecrübelisin ya. Hani o daha toyluk zamanlarında ne yapsalar daha iyi olur vesaire şeklinde. Şöyle söyleyeyim direkt buradan da küçük bir reklam yapalım. TFT New One diye bizim blog sayfamız var. New One Android uygulamamız da var. Yani yeni bir adıyla bu sene dördüncü yıla girdi. Siz fakültemizi kazandığınız andan itibaren biz size öğrenci temsilci hesaplarımız üzerinden link ya da mesaj yoluyla sizin bize ulaşmanızı bekliyoruz ve siz bize yerleşme sonuç belgenizi gönderdiğiniz zaman biz sizi gruplarımıza dahil ediyoruz ve okul açılana kadar gerçekten çok geniş bir oryantasyon sunuyoruz. Şimdiden de sitemiz hazır zaten. TFT New One yazdığın zaman arama motorlarına çıkacak Buraya koyarız zaten. güncel Altlara falan bir yerlere koyarız. Sen bana güncel olur. link atarsın. Sık sorulan sorular KYK yurtları, özel yurtlar hakkında bilgilendirme, hazırlık okursanız hazırlık hakkında bilgilendirme, sınavlara girecek misiniz hazırlık atlama sınavlarına, İngilizce telafi sınavlarına bu noktadaki bütün yardımları size yapıyoruz. Bir probleminiz olduğu zaman da ilgili idari birimlerle iletişime geçerek size yardımcı oluyoruz. Bu noktada bir problem yaşamazsınız. Siz fakülteyi kazanıp geldiğiniz zaman, bizi tercih ettiğiniz zaman biz sizle iletişime geçiyoruz. Mutlaka bize ulaşmaya çalışın. Valla üniversite rektörü gibi konuşuyorsun cidden. Çok Ya gerçekten ayrı bir blog falan video çekilir. Ben üniversitede çok şey yaptım. Arkama dönüp baktığım zaman böyle öğrencilik hayatı değil de sanki bir idari bir şey yapmışım gibi hissediyorum. Ya bu sene de görevimi bırakıp birazcık daha artık fakültesine derslere odaklanmam gerekiyor. Yani çok yardımcı Öyle diyelim. oluyorsunuz gibi gördüm şu an. Hani daha yeni yerleşen öğrencilere bu kadar yardımcı olabilen bir üniversite sistemi çok görmedim ben. Bilkent'te falan bu kadar yok yani. Sadece bir tane grup var. Gruba giriyorsun. O kadar bitti yani. Ama siz bayağı sistematik çalışıyorsunuz. Ya öyle bir durum oldu. Ben vaktiniz varsa hikayesini de anlatabilirim. Nasıl ortaya çıktı vesaire gibi. Anlatabilirsin. Sonuçta izlemek istemeyenler atlar. Biz Tabii anlatalım. ben üniversiteyi kazandım 2016 yılında. Geleceğim. Böyle bir grup varmış dedi bir arkadaşım.
İşte öğrenciler grup açmışlar, yardımcı oluyorlarmış. Bir belge olarak da işte çok sorulan sorulan diye bir PDF dosyası göndermişler. Orada birkaç soru vardı. Bize yardımcı olacak. Onları inceliyoruz. Neyse bu yıl böyle bitti. Üst dönemler sorularınızı falan cevaplıyordu. Gelecek yıl ben hazırlık okudum ilk yıl. Gelecek yıl bu çalışmayı yapan öğrenci kulübüne, öğrenci birliğiydi fakültemizin. Başkanına mesaj attım. Böyle bir uygulama yapmıştınız geçen yıl. Ben buna yardımcı olmak istiyorum dedim. Hatta kabul edilmek için de bu New One uygulaması dedim. Ben o zaman o uygulamayı hazırlamıştım. Ben hazırlığı yarı dönemde atladım. Fakültede de nelerle karşılaşacağım vesaire belge hazırlığı olsun. Her şeyi öğrenmeye başlamıştım. Daha sonra bu uygulamayı da öğrendim ve güzel dedi. Tabii bu Android uygulaması. iOS için yapamadım, çok para istiyorlardı. Onlara ne yapacağız? Bir de blog sayfası dedim. Uygulamayı İster sen mi yazdın yoksa yaptırdın mı? yazılım olarak değil, şablon uygulamalar oluyor. Şablon uygulamalar üzerinden biz bilgileri girerek o şekilde He, konuşuyoruz. anladım anladım. APK olarak indiriyoruz. 2 saat içerisinde de uygulamayı bir şekilde bloğa geçirdim. Nasıl yaptım bilmiyorum. Şu an yapamam. Gönderdim. Kabul ettiler. Sonra işte daha sonra da benim kulübün direktörlüğüne de atama gerçekleşti. Ben bir ekiple karşı karşıya geleceğimi düşünüyorum. Çünkü geçen sene bize yardımcı olmuşlardı. Tamam dediler, seni ekibe aldık ama baktım ki ekip yok. Sonra bu Nivan diye de tabii proje ismi oluşmuş oldu. İlgilenen tek kişi var benim. Ben hazırlık atlamış bir öğrendim. Daha fakülteye başlamamışım. Bu şekilde girişmiş olduk. 2 yıl boyunca da o kulüp üzerinde yaptık. Geçen yıl da artık biz kulüp üzerinde yapmayalım bunu. TFT yani TFT diyoruz biz tıp fakültesi temsilciliğine. Temsilciliği aktarım dediler. Geçen yılda temsilcilik üzerinden bu uygulamayı geliştirdik. Biraz daha tabii üzerine koyuyor artık. 4. yılımıza geldi. Çok kolay bir şekilde güncelleyebiliyoruz Ama yani. bence iOS için de yapın ya. Çünkü öğrencilerin çoğu artık iOS kullanıyor. İşte şablon uygulama kullandığım için yüksek bir maliyet çıkıyor. Tabii biz de öğrenciyiz, bunu karşılayamadığım için aynı bilgileri Peki bunu birebir blog sitesi üzerinden. üniversiteye bunu sunsanız üniversite bunu destek olur bence. Rektörümüze buradan seslenelim o zaman ya, yardımcı olmak Ya isterseniz dedi. şu tıp fakültesine bir tane iOS uygulama yapalım ya arkadaşlar. Gayet ben çünkü çok bence yararlı yani üniversite ilk girişte göreceksiniz siz de böyle hani okyanusa atılmış birisi gibi oluyorsunuz ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Eğer üst dönemlerden veya işte başka şekilde bir de arkadaş çevreniz yoksa hani senin en azından bir arkadaş çevren varmış anladığım kadarıyla orayı yazan. Hani bir de arkadaş çevren yoksa tek başına gidiyorsan bir de farklı bir şehirden oraya gidiyorsan hani çok yalnız hissedebiliyorsun ama bu tür bence sistematik çalışmalar insanı yani yalnız hissettirmiyor bence. Bence yani o yüzden çok değerli görüyorum ben bunları. Teşekkür ederiz. Şimdi son olarak özel bir soruyla bitirelim istersen. Buyur. Sen ileride ne düşünüyorsun? Hayalin ne yani? Ya bu gerçekten çok zor bir soru. Belki Evet, en benim de zor bildiğim en bir soru. zorunu sona Çünkü sakladım. ben yaptığım işlerde iyi yapmaya çalışan bir insanım. İleride de ne iş yaparsam yapayım iyi yapmaya çalışacağım. Tabii fakültesine giren öğrencilerden farklı meslek gruplarına yönelenler oluyor ama doktor olacağız sonuçta. İyi bir doktor olmak tabii ki hedefim. İyi bir doktor olmak istiyorum. Hangi branşı seçerim ya da doktor olarak farklı bir meslek hayatına mı atılırım falan bunları gerçekten bilmiyorum. Hazırlık senesinde konferanslara katılmıştım ben çokça. Arkadaşlarımıza da tavsiye ederim gerek fakülte hayatlarına konferanslara katılsınlar. Mutlaka özellikle ilk başlarda bu kariyerle ilgili olanlara. Çevik hocamın konferansından bir alıntı yapayım. Hayatta karşımıza fırsatlar çıkacaktır ama önemli olan bu fırsatlara hazır olmaktır. Ben kendimi donatarak, geliştirerek karşıma çıkacak fırsatlara hazır olmaya çalışıyorum. Fırsatlar çıktığında da değerlendirip o şekilde hayatıma bir yön vereceğim sanırım. Genel bir hedefim yok. Yani iyi bir insan olmak, iyi bir doktor olmak hedefiyle ilerliyorum diye bir Yo, nokta bence orası. sen o hedefe şu an bile çok yakınsın. Ya benim gördüğüm kadarıyla bu kadar. Yani yardımsever dedin ya hani tıp doktorunun yardımsever olması gerekiyor diye. Hani sen bence benim anladığım kadarıyla gayet zaten bu konuda yetkin bir bireysin. Tebrik ediyorum tekrar. Teşekkür ederim. Senin bu arada eklemek istediğin, söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi ailemize gelmek isterseniz yani heyecanla bekliyoruz sizi diyelim. İleride Gerçekten rektör mutlu adayı olurum. oluyormuşsun. Bu video üzerinden PR Ya bu yaparız. işler birazcık da siyasi falan Evet. oluyor yani şu an için. Evet. Zor bir durum ama yani hayırlısı diyelim. Yok ama gerçekten hani Yıldırım Beyazı da çok şey kattığım belli. O yüzden tekrar tebrik edeyim.
Sana sormak istedikleri soruları alta yorum olarak yazsalar cevaplayabilir misin peki? Tabii ki, tabii Tamam, süper. Arkadaşlar sözümüzü aldık. Sormak istediğiniz her ki. soruyu yorum olarak yazabilirsiniz. Zaten o dediğin siteyi de aşağı koyacağım. İncelemek isteyenler, belki tercihten önce bakmak isteyenler, ona da bakabilir, göz atabilirler. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat sunduğun için. Yo, asıl ben teşekkür ederim. Çünkü hani çok fazla soru geliyordu Yıldırım Beyazıt hakkında da bana. İnşallah bir nebze olsun sorularına yanıt vermiş oluruz. Umarım. Bu üniversite bölüm değerlendirme serilerinin devamı gelecek arkadaşlar. Siz de hani bölüm olarak çekmemi istediğiniz bir şeyler varsa alta yazabilirsiniz yine. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı diyeceğim ama bence bu video dislike atan olmaz Yıldırım Beyazıt düşünüp de. Çünkü gerçekten çok iyi bilgiler verdi. Teşekkür ediyoruz tekrar. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.